Alışveriş görevinde kasanızı yeterince doldurabilirseniz karnınız aç kalmaz. Koş koş koş! Bekle bekle, indim. Gel gel Onur, gelsene. Merak etmeyin, her şey çok güzel. Dur 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 dur, ne zaman? Arsel git git! Bir dakika, panik yapma! Hüseyin abi bitmiş gitmiş, neyi konuşuyorsun sen? Neden ben gittikten iki hafta ağzını yordu ama? Bak telefon kulübesi var, ona konuş. Tabureye falan konuş, dinlemeyeceğim seni. Yazıklar olsun. Koltuklara tamam. Konuş. Hadi be Seda be, kapat şu konuyu. Ne diyorsun sen? Kime hadi diyorsun? Ya bir yastık kadar değerim bile yok ya! Onur'la Seda eski tartışmalı günlere geri dönmüştü. İkilinin arasında bir gerilim daha kapıdaydı. Seda'nın haftanın finalinde onun hakkında konuşan Hüseyin için söyleyecekleri vardı. Hayırdır sen böyle artık falan? Bak biz fotodayız, bize iyi davran. Şımart bizi. İkiniz de çıkacaksınız fotodan, o yüzden. Size moral ve motivasyona gerek yok. Siz de bunu bilin, buna göre yaşayın. Kafanızı rahat tutun. Hiç belli olmaz. Relax olun. Anladım. Bu evde benim birinciliğimi sorgulayanlar Hüseyin var. Hüseyin abi şey dedi. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam, işte hani kız arkadaşın senin, sen sevilen birisin. Onun sersine mi dönmüşüm? Sen bir kere benim adımı anladın ki, Allah'ıma binlerce şükür, iyi ki demedin ki Seda'yı çok özledim, Seda'yı gönderin gönderin. Ben senin oylarınla da geri dönmedim yani. Neyse ne? Neyse ne değil. Onur'un bu konudaki duyarsızlığı Seda'nın canını sıkıyordu. Onursa Seda'nın Hüseyin hakkında kötü bir şey söylemesini engellemek istiyordu. Ben halk oyla döndüm. Onur yapma ya. Boş versen gelmesin de tekrar eve. Hayır canım. Bana kimse Onur'un oyuyla gönder. Ya bir dur ya. Bir şey bana anlatıyorum ne burada. Bu konulardan yeter. Beni ilgilendiriyor. Biraz saygı duy. Ya bak yeter artık. Ben aynı konulara dön dolaş dön dolaş konuşmaktan sıkıldım. Sen dön dolaşmıyorsun. Sıkıldım. Ben rahatsız oluyorum. Benim hakkında konuşulmuş. Hüseyin abi bitmiş gitmiş. Neyi konuşuyorsun sen? Neden ben gittikten iki hafta ağzını yordu ama? İki hafta her oturup kalktığında bir yaşlılığım kaldı, ne şişkolluğum kaldı, Seda, ne göbekliğim kaldı. Seda git hadi içeri git. Sen kimsin bana git diyorsun ya? Pardon da. Ben seni daha fazla tartışmak istemiyorum. Ne oluyor bir dakika konuşuyorsunuz, bir dakika şöyle. Böyle bir saygısızlık yok ben ya, bir şey ifade ediyorum. Ediyorum. Bir şey ifade şu ediyorum. Şu an seninle diyaloğa girmek istemiyorum. Tamam, tamam nasıl mı? İstersen Onur. Bak telefon kulübesi var, ona konuş. Duvarlara konuş. Yazıklar olsun. Koltuklara tamam. Konuş. Otur buraya, halledin tamam. İşinizi. Adamı hasta etmeyin. Tabureye falan konuş. Dinlemeyeceğim seni. Onları anlat derdini. Birbirlerine verdikleri bileklikler Onur'la Seda arasındaki birlikteliğin simgesiydi. Onur'a kırılan Seda ani bir kararla Onur'un verdiği bilekliği geri vermeye karar verdi. Yok öyle demiş, yok böyle demiş. Bana ne be kardeşim? Bıktım ya senin o muhabbetinden. İki tane güzel muhabbet aç. Kafam böyle değilsin yani. Yüzüm gülsün ya. Ha biri negatif, ha biri ofansif, ha biri kötü muhabbete. Onur Seda ile yaşadığı tartışmanın ardından çareyi erkekler odasında dertleşmekte buldu. Hüseyin'in yokluğunda değerlendirmelerine güvendiği yakın arkadaşının ona yol göstermesini istiyordu. Söyle yani ne düşünüyorsun? Sen çünkü çok olumlu bakmıyorsun galiba. Neden olumlu bakmıyorsun? Niye yani? Engel ne abi? İşte zaman var. Beraber olmamız nedeni için. Nedeni ben de bilmiyorum. Ya bilirsin abi. Az çok tahmin yürütürsün yani. Aramızdaki şu farktan dolayı olmaz. Mesela. Ne mesela o? Ya belki ama neden abi zamanında yani? Yaptığı hatalardan dolayı belki de bu şekilde. Konuşsun abi. Onu desin o zaman. Ama işte aynı tepkiyi Hüseyin de yapmaya çalıştı. Hayır sonra abi ne alakası? Bir şekilde algıladı. Üslubu falan belki hoşuna gitmemiştir. Seda izlemiş. Seninle ilgili hiç rahatsız duymadı yani. Daha zaman lazım. Ben şu an yorum yapmak istemiyorum. Kısa bir ağlamanın ardından Seda çok geçmeden arkadaşlarının yanına döndü. Beni öyle bırakıp gidemez yani. Gidiyorsa, yani onu yapıyorsa onun arkasında da duracak. Onur'un ısrarlarına dayanamayan Sinan arkadaşıyla kafasındakileri paylaştı. Neden Onur'un Seda ile birlikte olamayacağına dair nedenlerini sundu. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Tamam abi sen düşünceni söyle. Bu iş olmaz. Peki neden abi? He? Neden abi söyle. Onu da söyle. Bak biz şimdi bu çatı altındayız değil mi? Hı hı. Ve alternatif kısıtlı bir mantık mesela öyle. Alternatif kısıtlı.
Burada Seda var. Sen ister istemez bir insan burada kaldığı sürece bir şeylerden hoşlanıyor. Çünkü ona zaman geçiriyor. Dışarı çıktığında. Belki o değil de sen onu bırakacaksın. Abi seviyor musun? Seda'yı mı? He. Seviyorum abi. Tamam bitti. Bu, benim fikrimi almana gerek var. Onu anlamıyorum ben. Bitti. Sen seviyorsan, abi, burası inanıyorsa, burası inanıyorsa bana niye soruyorsun abi, burası ki? Burası bazen beni kafamı karıştırıyor. Dur, tamam. 10 kişi bırakıyor sana inanıyor, 5 kişi inanmıyor. Sen aklına 5 kişiyle mi kalacak, o 10 kişiyle mi kalacak? Dostlarıyla kısa bir dertleşmenin ardından sakinleşen Onur, Seda'nın gönlünü almaya çalışırken onun daha çok sinirlenmesine neden oldu. İkiliyi barıştırmaya çalışan Rezan ise arada kaldı. İyi tamam. Gerek uzatmayın, uzatmayın ya. Gerek uzatmayın. Yok. Bak uzatmayın. Uzatan ben miyim? Uzatmayın. Ben çocuk ben, yaklaşıyor. Bak istiyorum yaklaşıyorum. Bir bana ses tonunu yükseltme. Aynı, ben sana sesimi yükselttim aynı mi? Aynı bak hareketlerine bak. Bak ben çok sakinim. Bana yükseltme. Ben senin düşmanın değilim. Öncelikle onu bir algıla. Çözün şu aranızdaki problemi. Ben sana düşmanım gibi yaklaşıyorum. Evet. Sen şu an fark bağırıp bak triplere bak. Ya bu triplerin bu havan kime yani? Artı bin kere dedim ki Rezan ne olursa olsun tartıştığımız zaman beni bir paçavra, bir eşya gibi bırakıp arkana dönüp gitme. Seda, çünkü böyle, ben bir biblo değilim yani. Hiç böyle tartışmak istemiyorum biliyor musun? Hiç böyle polemiğe girmek istemiyorum. Ben sana konuşmuyorum. Saçma sapan. Yani bana gerek dönüp yok. Şöyle yapayım. Her şey sana gayet bunu güzel. Sana bunu yansıyatsa senin hoşuna gider mi? Artık koltuğa konuş, iskemleye konuş, telefon kulübesine konuş. Bu ne demek ya? Demek ki ben böyle bir peçeteyim yani. Ben böyle boş ve anlamsız bir peçeteyim. Ben orada kalmışım, bir sorun var, çözülmemiş. Ona konuş, buna konuş. Sinan diyor ki... Ya Seda hadi be, hadi be Seda be. Kapat şu konuyu. Ne diyorsun sen? Hayırdır? Ya 185 defa aynı konuyu bana niye anlatıyorsun? Ne diyorsun sen? Güzel güzel konuşalım. Güzel güzel konuşalım. Konuş. Konuş. Hadi be hadi be sen kime düş? Sen mi hala sana Seda, şunayım. Seda sakin. Ama yeter bir saygı var yani ya. Tamam sakin. Sakin ol. Ben mahalle arkadaşımıyım ya. Tamam olur kız ya. Kız arkadaşım az önce seni seviyorum dediğin insanım ben. Kime hadi diyorsun? Tamam Seda. Seda şu. Seda o. Bebiş. Ya bir yastık kadar değerim bile yok ya. Tamam sakin ol. Şşt Seda hoş. Seda. Aşkım. Paçavra gibi davran diyor bana ya. Tamam ağlama. Paçavra gibi. Seda ile Onur arasında yaşananlara uzaktan şahit olan İdil, Seda'ya destek olmaya çalıştı. İdil ikilinin arasındaki sorunların kaynağını aralarındaki yaş farkına bağlıyordu. Yani seviyorum, aşık oldum. Seviyorum, hoşlanıyorum. Çok mutluyum diye mi bu? Yani bana bunu o yüzden mi yapıyor, her dediğini yaptım diye mi? Ben de insanım aşkım ya. Aşkım o da seni seviyor ya. Benim beni sevmiyor. Bilmiyor. Hayır. Hayır İdil beni sevmiyor. O beni sevmiyor. Öyle deme. Aradım ne dediğini bilmiyor. Hayır. Hadi. Kime yapıyorsun sen hareketleri? Onun da yaşı küçük işte hayatım. Aranızdaki en büyük sorun bu. Yoksa seni sevmiyor değil saçmalama. Hayır ben beni sevdiğine şey emin olamıyorum. Olur mu öyle şey hayır, ya? Hayır. Bu sırada Onur'un kafasını dağıtma görevi Arsel ve Rezan'daydı. Hüseyin abi hakkında konuşma diyor. Tamam dedim konuşmayacağım. Kendi açıyor konuyu. Tamam. Hüseyin abi benim belim kalınmış onu konuşuyor size. Hüseyin abi arkadan benim strateji yaptığımı söylüyor. Ya tamam böyle bitti abi, kapat konuyu. Abi şu an gününüzü yaşayın ne alakalı. Kapattık yani, konuyu tekrar açıyor. En ufak bir şeyden o niye kalktın? Niye beni öpmedin? Niye bana sarılmadın? Gidiyor git fotoğraf çekinmedin. Ne bu abi ya sen ilkokul 5 yaşında çocuk değil ki bu. 30 yaşında insan abi. Ara buluculuk görevini üstlenen Rezan Onur'un neye sinirlendiğini Seda'ya anlatmak istiyordu. Ancak Seda'nın gözü Hüseyin'e olan kininden başka bir şey görmüyordu. Yani sürekli dedi, Hüseyin'in konusunu açıyor dedi. Ondan sonra Hüseyin'le o birebir konuşamadığı için benimle konuşuyor ay, bilmem. Ay. Bunlar dile getiriliyor diyor. Aşkım sana söyleyeyim mi sorun ne? Sen onu abi olarak görmüş olabilirsin, seviyor da olabilirsin. Senin arkadaş edindiğin insanlara saygı duyuyorum. Hı. Dışarıda görüşürsün, ben olmam baş başa görüşürsün, istediğin kadar ararsın. Sadece bana saygı duy, çünkü benim fiziksel özelliğimden, yaş farkımdan bilmem neyimden, her şeyimle dalga geçen, sürekli beni alay konusu eden insanın adını yanımda anma. Sohbete katılan Gökçen de İdil gibi ikilinin arasındaki yaş farkının problem yarattığını düşünüyordu. Gökçen adeta bir ilişki uzmanı edasıyla Seda'ya akıl verdi. 20 yaşındaki bir çocukla uğraşamazsın.
Gökçen Onur'la ilgili en büyük kozunu sona saklıyordu. Sadece cansız bir hayvan için ev halkını aç bırakan bir insan. Ya onu ben de kınadım. Reza'nın aklına takılan bir diğer problemse ikilinin beraberlikten beklentileriydi. Bu çocuğun en az bir 10-15 senesi var evlenmek için. Sen bekleyebilecek misin? 10-15 senesi var. Yanlış anlama da 10-15 sene sonra belki çocuğun bile olmaz. Arkadaşları Seda'yı Hüseyin'in söylediklerini daha fazla irdelememesi konusunda uyardı. Ya Hüseyin abi olsaydı da balıklara yem atsaydı. Hüseyin abi yani biraz kulak arkası yap. Boş ver. Ya o an dinleme. Ama o kadar gerilmişim ki yani diş tahammülüm kalmamış o insana. Nasıl tamam bir şey söyleyeceğim. Hüseyin buradayken tahammülün vardı ama. Seda zor da olsa odadan çıkmaya ikna olmuştu. Acaba Onur Seda'nın yanına gidecek miydi? Rezan ve Gökçen kendilerini bir anda Yasin'le hiç tahmin etmedikleri bir konu hakkında sohbet ederken buldu. Yasin, Rezan'la ilgili çok önemli açıklamalar yapmak üzereydi. Şu an canımı sıkan başka şeyler de var ya. Onlar neler? Onları da paylaş bizimle o zaman. Yasin, Rezan'ın davranışları ile ilgili olumsuz bulduğu yönleri bir bir sıraladı. Bak yine baktı yine. O yine bakıyor, direkt bakıyor. Öldüresi var beni, bakışı yapıyor. Evet, o bakışlar gelince ona bir kafa atasım var. Benim de sana ne zaman kafa atasım var biliyor musun? Ne zaman? İşte bazen çok ciddileşiyorsun, böyle bir konuşuyorsun ya. O zaman öyle hem kafa atasım var. Senin bana kafa atasın evet. Var. Evet. Enteresan oldu bu. Gerçekten gülüşmek gerçekten çıkıyor. Enteresan oldu. Cidden sinirleniyorum yani. Bana öyle ciddi konuşma. Ben ciddi konuşmuyorum şu anda. Öyle konuşuyorsun. Şu ben andan bahsetmiyorum ben. Mesela bir şey söylüyorum. Çok ciddi bir şekilde karşılıyorsun. Ben o kadar ciddi... Yani ne bileyim sanki karşında böyle sevmediği bir arkadaşı var. Bak sevgilisi de demiyorum. Sevmediği bir arkadaşı varmış. Rezan yapar onu işte. Bazen o çıkışları oluyor. Hani o konuşma tarzını sevmiyorum ben. Onur kızgınlığı geçmese de Seda'nın yalnız kalmasını istemiyordu. Acaba Seda'nın yanına gidişi barışmanın mı yoksa yeni bir kavganın mı işaretiydi? Bittikten sonra istediğin kadar ara dışarıda görüş. Ama senden rica ediyorum iyi ya da kötü bana ismini anma. Seda neye kırıldığını açıklamaya çalışırken ikili arasındaki konuşmada sesler giderek yükseldi ve kavga büyüdü. Bana bir şey dediğin zaman da ben susmasını iyi biliyorum. Bak Ahmet Mehmet değil da iyi biliyorum ben. Ben bana yaptığın saygısızlığa tahammülüm yok. Ben sana saygısızlık falan yapmadım. Bir, şu orada an ben oturup, konuşurken sana saygısızlık mı yapıyorum? Hayır şu andan bahsetmiyorum. Ben orada otururken telefon kulübesi onunla bununla konuş dersen bu saygısızlıktır. Ben orada bir insanım tamam mı? İki, burada orada hayal edersen sen benim az önce evliliğe geleceği düşündüğüm insansan sen bana hadi. Seda biz bırak evliliği bu şekilde. Hiçbir şey yapamayız. Yani yarını düşünemeyiz seninle beraber. Onur Seda'ya sürekli tartışma yaratmasından yorulduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak Seda Onur'un sakinleşme fikrini dinlememekte ısrar etti. Ve kaçınılmaz son gerçekleşti. Benim amacım burada kavga çıkar bak. En ufak bir şeyden bir şey buluyorum. Konuşuyorsun. Ben senin bak, düşmanın değilim. Rica ediyorum. Bu konuyu beni konuşmayalım. Beni görmek istemiyor musun? Ya şu an konuşursak bir yere varacağımızı düşünmüyorum ben. Sen beni istemiyorsun zaten. Bir şeyi 40 defa söylersen olur yalnız. Ben sana öyle diyeyim. Anladın mı? Evin geri kalanının keyfi yerindeydi. Ta ki Yasin gelip zaten Gökçe'nin yanında eleştirilmekten kırılmış olan Reza'nın bardağındaki son damlayı taşırana kadar. Ama espri yani. Hadi. Bir oyuna bir bu ya. Aynı hareket gördün mü? Kafasıyla oynuyor kızın. Bir dakika ne nasıl baktın? Ya dalga mı geçiyorsun? Evet. Vallahi dalga geçiyorum. O zaman sen buna ya alış ya şey yap yani. Çünkü bu iğrenme hareketi değil yani. Evet o hep onu söylüyor. Gerçekten değil yani. Hadi. İyi geceler. Yasin peşinden gitse de Rezan herkesin içinde aşağılandığını düşünüyordu ve çok kırılmıştı. Az önce aynı tepki diyorsun bana. Tamam. Az uzatma. Önce demin de uzatırım. Uzatma. Bir de insanlar içinde Gökçe'nin yanında bak buydu diyorsun bir de yani. Göstermek için söyledim.
Bir yanda Onur'un sessiz gidişi, bir yanda Rezan'la Yasin arasında yükselen sesler. Arsel ve İdil hariç evdeki çiftler için çok zor bir gün geçiyordu. Bakalım aralarına kara kedi giren çiftler en kısa zamanda huzuru yakalayabilecek mi? Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Vebalı gibi dışlarsan sen de aynı pozisyonlar işer. Gökçen mi? Ben mahalle arkadaşım mıyım ya? Kız arkadaşım, az önce seni seviyorum dediğin insanım ben. Seda mı? Sadece bir kişi büyük ödül 1 milyona ve hayallerine ulaşacak. Sinan mı? O zaman zaman istemeyeceksin, bitti kardeşim diyeceksin. Yasin mi? Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz, 64 çift sıfıra gönder. Cuma saat 16'da oylama sona erecek. Alışveriş görevinde kasanızı yeterince doldurabilirseniz karnınız aç kalmaz. Koş koş koş! Bekle bekle, indir. Gel gel Onur, gelsene. Merak etmeyin, her şey çok güzel. Dur. Rezan. Arsel git! Bir dakika, panik yapma! Yorucu bir günün ardından odalarına çekilen erkekler evin ağır abisi Hüseyin'in yokluğunu hissetmeye başladı. Bunun üzerine Hüseyin'in özlemini daha az hissetmek için çok değişik bir yöntem buldu. Abi! Hay be abim be. Alex de Souza gibi abi. Big Brother'ın salonunun ortasına büstünü dikmek lazım. Kundura'yı şey yapacaktık. Buradan çıkaracaktık abi. Abi kundura'yı çık. Eğlenceli anlar Onur için fazla uzun sürmedi. Onur Seda'nın bıraktığı bilekliği geç de olsa fark etti. Babam kızmış ona işte, tartışmışlar falan. Bir de Muammer amcanın bir olayı olmuştu, ona çok bozdu. Bu ne abi, Seda bırakmış bunu. Ben konuşmayacağım abi bu kızla. Ben vallahi konuşmayacağım bu kızla yani. Seda'ya senin verdiğin mi? Bunu çıkardığımız zaman ayrılmak anlamına geliyordu abi. Bunu çıkarıp buraya koyuyorsa ben de bunu çıkarıp oraya koyarım. Neyse ya, anlatmayacağım, konuşmayacağım şu konu hakkında. Her neyse. Şimdi çenemi, nefesimi tüketemem boş konu hakkında. Her ne kadar Seda hakkında konuşmak istemediğini söylese de bilekliği gören Onur'u bir türlü uyku tutmuyordu. Bu kolyeyi bırakmak nedir şey bilekliği? Abi. Şimdi bir şey diyeceğim de. Barışacağımızı biliyorsun, ne bırakıyorsun bunu? Biz konuştuk onunla. Eğer bunu bırakırsak vallahi bir dönüş yok yani. Tamam, yemin etme. Onur sevdiği kadından sonra evde kendine en uzak bulduğu kadın olan Gökçen'le ilgili konuşmaktan da geri durmadı. Bu evde bana en soğuk isim Gökçen. Her zaman söylüyorum. 80 günden beri Gökçen'le aynı evde yaşıyoruz. Alışmışım abi öyle böyle hani sesine, görüntüsüne, yanından geçiyor kokusuna falan. Sen buradan çıkınca Gökçen'in yokluğunu bile insan arayacak yani. Benim ya tabii canım, aynen. Senin de mesela en soğuk olduğun ismi. Soğukluk kalmadı ki. Big Brother evi tartışmalarla geçen bir günün sonunda uykuya daldı. Ev halkı Big Brother'ın gönderdiği müzikle yeni güne merhaba diyor. Bugün onlar için çok önemli. Çünkü evin bir haftalık bütçesinin belirlendiği alışveriş görevi var. Günaydın. Hep de Arsel ve Onur ikilisi karşıma çıkıyor. Ve Sinan da varmış. Kalktın mı?
Onu da kaldıracağım, onu da kaldıracağım. Onu alsana sen, onu götür. Tamam, Sinan'ı götüreyim. Ben ama benim burnum çok ağrıyor. Biliyorum. Sinan'ın burnu ağrıyor. Ersel kalktım diyor. Günaydın Hüseyin Kaptan. Yasin düşten çıkıyor. Tamam. Hüseyin Kaptan kalkmıyormuş bugün. Günaydın. Bugün nasıl? Günaydın. İyiyim. İyi misin? Şimdi daha iyiyim. Öyle mi? Dün yaşadıkları tartışmanın ardından Onur ve Seda'nın arası açılmıştı. Aradan geçen zamana karşın Onur Seda'ya tepkiliydi. Bundan sonra kardeşim, Seda'dan tosttur, yumurtadır, pankektir, kektir istemeyeceğim. Kendim hazırlayacağım. Çünkü ben her gün ondan bir şeyler istedikçe onun üzerimdeki emeği arttığı için üzerimdeki konuşma yetkisi de bir o kadar artıyor diye düşünüyorum. O yüzden ona bu kadar fazla konuşmaması için kendi kahvaltımı kendim hazırlama kararı aldım dün gece uyurken, düşünürken. Uyurken, yatarken, düşünürken. Ne güzel, ne güzel. Devam et böyle. Ev halkı kendilerini bekleyen alışveriş görevi için hazırlıklı olmak istiyordu. Bu yüzden birlikte kahvaltı yaptı. Hadi bakalım bütçe görevi nasıl geçecek? Böyle bir çiğ köfte günü bugün. İnşallah çiğ köfte günü olacak. Good morning boys. Good morning girl. How are you? Very good. Egg yapıyoruz, yumurta yapıyoruz. Çocuklar hadi sofraya. Dün yaşadıkları tartışmanın ardından Seda ilişkilerini simgeleyen bilekliği çıkarmış ve Onur'un yatağının yanına bırakmıştı. Onur bunun nedenini Seda'dan öğrenmek istiyordu. Hayırdır? Sen gülüyor musun? Ersel bir şey söyledi ona gülüyor. Ha. Sana gülmedi. Hiç de yapamıyor ya. Ne çıkarıyorsun bilekliği getiriyorsun benim masamın üzerine koyuyorsun. Komedinin üzerine koyuyorsun. Vardır bir bildiği. Bir sor. Bugün aldın. Almazsa kalır orada. Kalırsa ben alırım. Bence onu getirip Seda'ya sen takman lazım. Abi yok yok. Sen direkt koçsun bence. Tersi kendi dikişini yapamazmış. Söküğünü dikemezmiş. Tamam işte ondan. Ben dedim ki ne olursa olsun iyi geceler öpmeden o şekilde beni bırakıp gitmeyecektin. Ne olursa olsun kavga etsek o iyi geceler öpücüğünü bırakıp gitsin dedim. Ondan sonra mı sen onu bıraktın? Bıraktım. Ondan önce de bıraktım. O zaman o bana değil yani. Hayır. Yani ya etkiler tam dönüp almaya artık gerek kalmadı. Beni o şekilde koltuktan... He öpseydi gidip alacaktı. Gidip alacaktı. Anladım. Aynen. O zaman Onur. Onur'un aralarından ayrılmasının ardından Seda, onunla yaşadığı sorunları Arsel ve İdil'le paylaştı. Seda, Onur'un bazı davranışlarına tahammül etmekte zorlanıyordu. Gerçekten bazen ayarı çok kaçıyor. Yani gelip özür dilemesi lazım. Çünkü bana hadi hadi git falan, ben 5 yaşındaki yeğeni değilim ki. Sus, tamam. Bak bu seferlik şey yapma, hadi onu çıkardın diye sinirlenmiş. De, bir daha bana böyle davranırsan da. Arsel zoruna gidiyor yok, ya. Ama söyle işte. Bana bir daha böyle davranırsan, bir de ben 5 yaşında bir kız değilim de. Bir daha kesinlikle bak seninle konuşmam. Ondan sonra bunu çıkarınca da alınma.
Alışveriş görevinde kasanızı yeterince doldurabilirseniz karnınız aç kalmaz. Koş koş koş! Bekle bekle, indir indir. Gel gel Onur, gelsene. Merak etmeyin, tamam. Her şey çok güzel. Dur 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 dur. Çık çık. Hadi. Arkel git git. Bir dakika, panik yapma. Big Brother evinde ev halkı bir hafta boyunca yiyeceklerini kendileri kazanmak zorunda. Salonda toplanan ev halkı merakla Big Brother'ın vereceği alışveriş görevini bekliyordu. Ev halkı, 12. haftada ekmeğinizin peşinde koşma zamanı geldi. Alışveriş görevinde kasanızı yeterince doldurabilirseniz karnınız aç kalmaz. Siz bu evde aç kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden yeni görevinizde elinizden geleni yapın ve kilerinizi doldurun. Haftanın lideri Arsel, arkadaşlarını alıp arenaya götürebilirsin. Tut, Yasin. O gözüm üstünde. Herkes tek sıra halinde yerine. Big Brother evinde ikinci kez liderliği yaşayan Arsel, ev halkı üzerinde kurduğu otoriteyi arenaya girerken gösterdi. Bu hafta alışveriş görevini dörder kişiden oluşan iki takım halinde beşer dakikalık süre içinde yerine getireceksiniz. Gördüğünüz kulelerdeki altın renkli dört adet silindir şeklindeki kutudan iki tanesi biner lira, diğer iki tanesi ise 500'er lira isim geliyor. Gümüş renkte olan 8 kutununsa 5 tanesi 50'şer lira, 3 tanesi 100'er lira değerinde. Direkt en alta yöneliyoruz. Yani üsttekileri alman lazım bence. Atalım abi üsttekilerini. Kuracağınız 4 kişilik ilk takımda arkadaşlarınız önce bellerine kemerler takacak. Takacakları kemerlere bağlı iplerin birleştiği noktada lastikten bir çember var. Bu çemberin arasını alıp sıkıştıracakları kutuları tek tek başlangıç noktasından bitiş noktasına engelleri aşarak taşıyacaklar. En fazla üçer kutudan oluşan iki kule yapacaksınız. İki kuleyi yapan ya da süresi biten takım yerini diğer takıma bırakacak. Takımlar birbirlerinin kulelerine ya da kutularına müdahale edemez. Her takım kendi iki kulesinden sorumludur. Her kulede bir altın, iki gümüş kutu olmak zorunda. Altın kutuyu kulenizin en üstüne koyacaksınız. Her iki takım da verilen sürede kuleleri yıkmadan yaparsa görev tamamlanmış olacak. Taşıdığınız kutu kuleyi devirirse hepsini yeniden üst üste koyarak kuleyi tamamlamalısınız. Süreniz dolduğunda kulelerinizi tamamlayamazsanız koyduğunuz kadarını kasanıza kazandırılmış sayarım. Kutu yere değdiği ya da düştüğü anda o noktadan başlayarak kutuyu tekrar çembere alıp taşımaya başlamak zorundasınız. Bu kez onları hem zor hem de oldukça eğlenceli bir görev bekliyor. Bu bir alışveriş görevi olmasına rağmen ev halkı görevi iki takım halinde gerçekleştirmek zorunda. Takımların kimlerden oluşacağına ise evin lideri Arsel karar verecek. Arsel, şimdi dörder kişilik takımların kimlerden oluşacağına karar ver. Tamam. İki kız, iki erkek. He? İki kız, iki erkek. İki kız, iki erkek mi yapalım? Bence öyle yapalım. Çünkü... Bence kız erkek karışık olmalı. İşte iki kız, tamam, iki erkek olsun. Tamam, o zaman uzun boylular olsun. Aynen. Sinan, Yasin, Rezan, Gökçen. Biz de dördümüz. Alışveriş görevini ilk gördüğümde bu hafta muhtemelen açız dedim yine. Rezan, Yasin, Sinan ve Gökçen'den oluşan ilk takım büyük bir özenle hazırlıklarını yaptı. Göreve başlamak için sabırsızlanan ilk takım oldukça iddialı görünüyordu. Big Brother'ın çaldığı siren sesiyle ilk takım göreve başladı. Takım üyeleri birbirlerine bağladıkları düzeneyi kullanarak altın ve gümüş renkli silindir kutulardan para kuleleri yapmak zorunda. Gevşek bıraktın, indirin siz.
Sen Yasin abi git git. Tamam, dur. Dur. Şimdi tamam, aşağı dur. İndirin. Şimdi indirin. Sinan, gel. Sinan. Aşağı indir, biraz daha indir. Tamam, kalk sen. İndir Yasin biraz indir aşağı. Gel. Tamam. Geliyoruz. Gel. Geldim. Tamam, geldim. Yavaş. Geldim. Bravo. Gel. Çok gel. Gel. Abi, biraz git şuraya geçme ama. Gel. Sen çok gel. Çok sallıyorsunuz. Gel. Sallama. Yavaş. Abi biraz git şuradan geri geçmem lazım. İlk takım 50 lira değerindeki gümüş kutuyu özenle taşıyor. Bakalım düşürmeden yerine koyabilecekler mi? Dur. Rezan dur. Al. Oradan devam ediyorsunuz. Bas. Gir içine. Ben giremiyorum. Gir. Abi girseniz içine. Gel çek. Çekiyorum. Bu. Ah orada kal. Bırakalım bunu, şuna geçelim. Bırakalım. Gitti bu orada çıkmaz. Hayır. Bırak gelir. Bırak ya, bırak. Kutuyu düşüren takım kaldığı yerden kutuyu alarak göreve devam etmek zorunda. Bakalım görev bundan sonra nasıl ilerleyecek? Düşürdüğünüz kutuyu orada bırakamazsınız. O zaman. Yasin abi. Şu ipin şu arasına geçin, çekelim bu tarafa. Çekin şöyle. Geç. Tamam, geç. Gökşen. Geç. Ara geç. Geç. Sen söyle gel. Çek. Tamam, dur şimdi. Dur yat şimdi. Gökşen şöyle karşıya geç. Geç, çek. Al hadi Sinan. Kim olacak? Geç. Yatır. Koy. Gökçen sen o tarafa. Tamam. Tamam, geçeyim. Direkt Yasin. Git. Yasin hadi. 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 Bıraktım biraz. Hadi Yasin. Gel. Evet. Ha gayret. Hadi. Tamam, biraz aşağı indirin aşağı. Şimdi Gök biraz aşağı indirin. Geliyor muyuz? Aşağıya. İndir. Nasıl tamam indireceğim? Abi gelelim. Sinan gel. Geldim. Şimdi kaldırmaya geldim. Hadi. Gelin ikiniz. Çok sana gel. Gel sana gel. Çok. Gel. Gel abi. Gel. Kaldır. Çok gel. Gel abi. Çık abi. Sürümeyi kaldırın. Çık. Hadi. Dur. Ha şimdi temiz al. Gel şimdi indir. İndir. Takımlar başlangıç noktasından aldıkları kutuları düşürmeden engellerden geçirerek kırmızı işaretli bölgeye taşıyıp kutulardan kule yapmak zorunda. Kuleler en fazla üçer kutudan oluşabilir ve her kulenin en altta 2 adet gümüş ve onların üzerlerine gelecek 1 adet altın kutudan oluşması gerekiyor. Gel şöyle. Şu tarafa koy. Koy o tarafa ya. Koy. Hadi bırak, koş. Hadi koş. İlk kutuyu başarıyla yerine koyan ilk takım evin bütçesine şimdiden 50 lira kazandırmış durumda. İn aşağı! Yasin! Dur. Hadi! Gel. Gel. Yasin'le yanaşın. Hayır, dur. Çek oradan. Sinan, tamam. Bırak. İnin gel şimdi. İyice. Abi geliyorum. Bol gel. Dur. Tamam. Bir dakika, biraz aşağı çek. Çek. Geldim. Böyle gel. Bol. Git. Yasin geriye gel. Şu an çok iyisiniz. Tamam. Hızlı gel. Önceki hatalarını tekrarlamak istemeyen ilk takım bu kez oldukça dikkatli davranıyor. Eğer bu kutuyu da diğerinin üzerine koymayı başarabilirlerse alışveriş bütçelerine 100 lira daha eklenecek. Geldi. Dur. Hadi. Sok oradan. Alırsınız onu. Devam edin. Tamam. Git. Tamam, çek. Var süre. Çekin oradan. Gel. Hadi. Kalkın. Altına. Gidecek. Abi gidecek. Ayak. Fok. Tabuk. Hadi. 30 saniye şunu alalım. Gel şunu alalım bari. Çek. Sok. Hadi. Abi. Gel ayağa kalk. Lira değerindeki gümüş kutuyu diğerinin üzerine başarıyla yerleştiren ilk takım evin bütçesine toplamda 150 lira kazandırmış durumda. Ama şimdi acele etmeleri gerekiyor. Çünkü az zamanları kaldı ve sıradaki kutu tam 1000 lira değerinde. Daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum ama yapamadık yani.
kabiliyetsiz çıktık bu konuda. Bravo! Bravo! 150-150'dir. Kendilerine verilen süreyi cömertçe harcayan ilk takım alışveriş bütçesine sadece 150 lira kazandırabildi. Bakalım Arsel, İdil, Onur ve Seda'dan oluşan ikinci takım nasıl bir performans sergileyecek? Koş, koş, koş! 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 Arsel'le ben! Gel! Gel, gel, gel buraya! Aynen, aynen! Dur! Çek Seda! Seda bak, Seda çek! Gevşetiyorum! Gel aşağı! Gevşetiyorum, dur! Dur, 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 aşağı inin! Sakin! İndim. Tamam şimdi, tamam. Tamam, gel şimdi onu. Onur, bol gel, bol gel. Hadi. Gevşettim. Gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Tamam, tak tak, bir şey yok. Gel sen, bir şey olmaz. İzmir sensin. Seda abi. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun? Gel, gel. Gel, 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 Onur, gelsene. Gel. İpim çözülecek. Gel, gevşeyim ben, gel. Ne yapıyorsun abi? Gel. Gel. Git, git. Gitsenize. Gidiyorum, gidiyorum. Tamam, git. Arsel gel. Gidin. Gidin Onur'un yerine git. Gidin Onur'un yerine. Tamam bak, sakin. Ya bu çözülecek bu ya. Hayır, çözülmez. Çözülmez. Hiçbir şey olmayacak. Onur gelme, gelme Onur. Her şey çok güzel. Biraz, biraz bu tarafa gidersin. Her şey çok güzel. Götür beni, götür beni. Onur gelme, gelme üstüme. Onur, Onur gel. Onur gel. Yavaş gel. Gelme üstüme Onur, gelme. Yavaş, bitti bak, bitti, yavaş. Gel kardeşim, koş. Yavaş, yavaş. Gel, 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 gel. Tam bir uyum içerisinde çalışan ikinci takım başarıyla ilk kutuyu yerine koydu ve 50 lirayı evin bütçesine eklemeyi başardı. Sakin ol Onur, sakin ol! Onur sakin! Hadi hadi hadi! Geç! Tutma, elinde tutma! Geç, elinde tutma! Bir dakika, bir dakika, karıştı. Abi, tamam. Hadi, 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 hadi! Belinden çıkacak, geriye yapacağım. Arsel gel! Onur aşağıya in! İni git, in! Çek Seda şimdi. Çek, 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 çek. Aynen. Tamam. Çek. Yok, ben gevşetiyorum. Beni bekle. Gevşet. Beni bekle. Beni bekle. Aynen git Arsel, git. Gel, git, gel. Git Arsel. Götür, götür, götür Arsel. Aynen böyle. Aynen Arsel. Böyle. Yavaş, 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 yavaş. Çek, çek, çek. Arsel. Çek. Geç. İkinci takıma nazar değiyor ve 100 liralık kutuyu düşürüyorlar. Bakalım kutuyu yerinden alıp göreve devam edebilecekler mi? Gel. Arsel geri git Arsel. Arsel git. Git, 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 git. Çekil, çek. Arsel, çektim. Git. Aşağı tamam. İndirin biraz. Aşağı indirin. Tamam, 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 tamam. Gel şimdi, Arsel gel. Arsel gel. Gel şimdi, Onur gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aynen, aynen. Bol, kal. Seda, gevşek kal. Gel, gevşek kal. Gevşek kal. Evet, şey yok. Gelme, gelme üstüme. Onur geri geçin. Yan yan gidelim. Seda, İdil'in tam karşısına geç Seda. Tamam, dur, 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 şu an bir şey. Dur, şeyin tahtanın üstüne koy, düşecek. Yavaş, yavaş. Daha iki dakika. Biraz aşağı indirin. Tahtanın üstüne koy. Ha, düzeltin şimdi. Evet, aşağı inin. İnin, inin. Ben kayarsam düşecek. Abi gel, Seda gel. Seda sadece. Tamam, tamam, gel, tamam. Gel şimdi, gel. Onur, gel. Hadi gel, 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 gel Onur. Gel. Gel. Onur gel. Tamam. Gel, gel, gel. Hadi, 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 hadi. Tamam. Onur hadi, yapaydın. Bravo. Evet, evet. Bravo. Koyun. Allah. Gel, gel. Çabuk geri. İttir onu. İttir. Seda İttir. Gel. Çek, çek, çek. Hadi çek Onur. Onur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 100 liralık ikinci kutuyu da başarıyla yerine yerleştiren ikinci takımın hedefinde 1000 liralık kutu var. Koşun! Hadi, 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 hadi! Yap, 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 yap! Geldiniz! Buraya gel, Seda, buraya gel, gel, gel! Seda! Gel, Seda! Seda, gel! Onur, Seda, Seda gel. Çekil! Tamam. Çek! Tamam, tamam, tamam. Bir dakika, panik yapma. Panik. Çek. Git geri Arsel, Arsel git geri. Git. Tamam, süper. Tamam, aynı bu. Harika, bozma, gel, yavaş. Aynı bu. Yavaş, yavaş, yavaş. Arsel git Arsel, abi, git. Gel. Arsel git abi. Yavaş Onur, yürü, yürü. Gel, gel, gel. Harikayız, yavaş, yavaş. Süreniz var daha, yavaş olun. Hadi. Dur, çok, dur. Çok sallanıyor. Akı tarzı. Yan, gel, yan. Tahtaya koyalım, tahtaya koyalım. Tahtaya bir koyalım. Tahtaya var, bırakalım. Var. Koy. Arsel, İdil, Onur ve Seda'dan oluşan ikinci takım 1000 liralık altın renkli kutuyu itinayla taşırken heyecan doruktaydı. Gel gel gel. Arda sen de gelir 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 gelir. Dur dur çok çekme. Gelir gelir gelir. Yavaş ol tamam. Diğerine koşacağız. Diğerine yavaş. Diğerine koşacağız. Diğerine koşacağız. Kaldırın. Kaldır. Gel kaldır biraz. Kaldır düşecek kaldır. Allah. Hadi hadi hadi. 38 38 şunu itmeniz lazım. Seda gel. Hadi Seda. Seda gel. Tamam. Gel, tamam. Arsel git.
geç. Neyse ya. Bayağı gel, kazandık. Gel, gel, gel. Bırak ya. Gel, gel, gel. Bırak ya. Altına al. Bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, tamam aldık. Aldık, aldık. Bravo, bravo. Bin lirayı kazanamasaydık 300 liramız olacaktı ve 300 lira şu an için hani bu ev halkına yeterli bir miktar değil ki 1300 liraya bile gözümüz doymuyor gerçekten yani. Arsel, İdil, Onur ve Seda'dan oluşan ikinci takım ilk takıma göre çok başarılı bir performans sergiledi. İkinci takımın kazandırdığı 1150 lirayla ev halkının bu haftaki alışveriş bütçesi toplamda 1300 lira oldu. Ev halkı, toplam 1300 lira kazandınız, tebrikler. Arsel, eve döndüğünde kutundaki alışveriş listesini al ve arkadaşlarınla birlikte listenizi hazırla. Tamam. Hazırladığınız listeyi kilere bırakın. Listeden seçtiğiniz ürünler en kısa zamanda kilere bırakılacak. Hepinize afiyet olsun. Haydi gençler, haydi gençler. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Dışlarsan sen de aynı pozisyonları işersin. Gökçen mi? Ben mahalle arkadaşımıyım ya. Kız arkadaşım, az önce seni seviyorum dedin, insanım ben. Seda mı? Sadece bir kişi büyük ödül 1 milyona ve hayallerine ulaşacak. Sinan mı? O zaman zaman istemeyeceksin, bitti kardeşim diyeceksin. Yasin mi? Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz, 64-0'a gönder. Cuma saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Başarıyla sonuçlanan alışveriş görevinin ardından 1300 liralık bütçe elde eden ev halkı hep birlikte sipariş listesi oluşturdu. Kızların kişisel harcama talepleri üzerine evin lideri Arsel herkes için 50'şer liralık bir bütçe ayırdı. Biz parfüm de yazacağız ya. Aynen. Benim 25 lira zaten parfüm. Benim 18. Tamam, bir ya bir tanesini seçersiniz abi. Emo. Ama demelimiz bu şey tamam benim. Tamam abi, biriniz remel alın, biriniz parfüm alın. Parfüm de alacağız ama. Olmaz. Geçen sefer aa 30 TL bak. Veriyorum kişi başına. Tada. 8 kişiyiz. Ne kadar oluyor ki? Önce bir bütün ihtiyaçlarımızı alalım. Arsa 30 TL de 50 TL ver bari tamam, ya. Tamam, 8 kere 5. 400 TL'ye ona mı vereceğiz? Zaten 1200 TL kazandık. 1300 TL. 1300. 1300 miydi? Evet, 1300, 900 TL. Geçen sefer 850 lirayı 300, 1300. Şey yaptık. Bütçemiz 1300. 1300. Herkese 50 TL'ye versen 900 TL kalıyor. Geçen sefer 850 TL ile doyduk. Yine doyuruz ya. Tamam, herkesin 50 TL'si olur o zaman. Yani. Arsel sağ olsun 50 lira bize bireysel istek parası ayırdı. 30 TL demişti de ilk başta ben dedim ki hani 50 olsun bari bakarsan şöyle böyle filan. 50'ye çıkarttı. Sağ olsun. Gayet iyi oldu bizim için de. Özel isteklerimizi söyleyebildik. İyi bir lider kendisi. Çok memnunuz kendisinden. Çok seviyoruz onu. Evden ayrılan Hüseyin yüzünden başlayan gerginlik ikilinin arasının açılmasına neden olmuştu. Onur ve Seda aralarındaki tatsızlığı sonlandırmak için yüz yüze geldi. Hayatım, ne olmuşsa ne bitmişse yani ilişkimize karışanlar oldu, isteyenler oldu, bu ilişki istemeyenler oldu. Her şey bitti gitti. Önemli olan ikimizin ilişkimizi isteyip, bu birlikteliği isteyip istememesi ikimiz için hani önemli. Kimin ne düşündüğü bizi ilgilendirmez. Biz çünkü iki yetişkin bireyiz. O yüzden bu ne demiş, şu ne demiş, artık eskileri falan da açmayacağım. O öfkem de kızgınlığım da bitti gitti. Tamam mı? Sonuçta benim tek şeyim sendin. Seni tekrardan kazanmaktı. Senin sevgini tekrardan kazanmaktı. Bunu da kazandığıma inanıyorum. İşte bu da benim için eşittir dünya. Dünyalara bedel. Artık başkalarının ismini anmak ya da hatırlamak yok. Şöyle demiş, böyle demiş. Ben de yanlış yaptım, hatırlattım. Çünkü içimde evet dediğin gibi bir öfke var. Yani öfke vardı düne kadar, tamam mı? Artık kustum o öfkemi. Haykırdım ve bitti benim için. Ben bir daha anmak istemiyorum. Senden de sadece iyi ya da kötü istemediğimiz şeyleri birbirimize yapmayalım. Olabilir, insanlık halidir, ağzından çıkabilir. Ben zaten hani onu bilerek kasti şekilde yapmıyorum yani. Arada bir ağzımdan çıkıyor. İnsan... Konu oraya geliyor. Bir an
ağzımdan çıkıyor. İşte. Fark ediyorum, susuyorum, konuyu kapatıyorum. Ha, tamam. Uzatmıyorum yani. Yani senden istediğim mümkün olduğunca anımsamaman. Yani bana hatırlatmaman. Öyle zaten ben her fırsatta hani... Biliyorum aşkım. Anımsayayım, biliyorum, aklına biliyorum. Getireyim, canını sıkayım, kıskandırayım, moralini bozayım, seninle oynayayım. Öyle bir derdim yok ki benim. Ha. Yani seviyorum biliyorsun öyle bir... Zaten biliyorsun hani burada... Ben sana saygı duyuyorum. Sayılı insan var, onlar hakkında konuşabiliyoruz, onlar hakkında yorum yapabiliyoruz. Tamam, gidenler, işte burada olanlar. O geliyor aklına, bir konu açılıyor, onun ismini anıyorsun falan filan. Ama işte şimdi şöyle de düşün. Tamam, ben ismini kullanmayacağım bir daha. Yani mümkün oldukça düşün, kullanmayacağım. Ben seni sevdiydim ya. Yanlışlıkla ağzımdan çıkarsa da hani anlayışla karşıla. Tamam. Hemen kalkıp yanından gitme. Ben burada tadını çıkarmak istiyorum. Belki ben bu hafta sonu erinip gidebilirim de, hiç belli olmaz. Belki de kalırım. Ama ben seninle buradaki vaktimi güzel değerlendirmek istiyorum. Ben de öyle, aynı evet. şekilde. Mutlu değerlendirmek istiyorum. Dün ben çok ağladım yatağın içinde. Ben de çok üzüldüm dün. Çok üzüldüm çünkü şunu fark ettim. O kadar büyük bir yer edinmişsin ki bende. Ben seninle küsünce ya da kavga olunca çok mutsuzum. Kalbim çok acıyor. Canımın çok acıdığını hissettim. Yatamıyordum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Ve... Senden yani bu ilişki dışarıda da devam ettiği süre içerisinde benim bazı konularda hassas olduğum bazı konular var. Bunlara saygı hepimizin duyarsan. Hepimizin rahatsız olacağı, şu konuşulmasını istemeyeceğimiz. Olsun, hayır. Kavga da etsek ikimizle alakalı hayatım. Ben dünyada değil. Dışarıda da yaşantımdan bahsediyorum. Kavga da etsek, ne kadar bağırsak çağırsak da küssek de saatlerce hiç arayıp sormasak da birbirimizi, tamam mı? Yani burada yüz yüzeyiz Allah'tan, dışarıdan da kastediyorum. Lütfen ben iyi geceler ve günaydın benim için çok önemli. Belki sana çok saçma ya da çok basit bir şey gelebilir ama ben gerçekten bu yargılara yani bu değerli şeylere benim için çok önemli. Ben çok mutlu oluyorum ve dünkü üzüldüğümün %80'i de tamam küstük ama biliyordum yan odamdasın. Sabah biz barışacağız bunu biliyordum. İkili aralarındaki bütün sorunları konuşmaya kararlıydı. Seda dünkü tartışmanın ardından Onur'un bilekliğini çıkarmıştı. Buna çok bozulan Onur o konuya girmeden edemedi. Madem tamam barışacağız biliyorsun. Hı. Küs bir daha o şekilde devam etmeyeceğiz. Öyle böyle bu evdeyiz. Zaten evet. birbirimizi görerek halledeceğiz bu işi. Evet. Halledeceğiz mevzuyu. Sen o bilekliği çıkarıp ona oraya niye koyuyorsun? Tamam ona da geleceğim. Beni kızdırdın yani. Tamam ona da geleceğim. Ona da dur geleceğim. Neyse şimdi bu konuyu akşam konuşuruz. Toparlayayım ben biraz kendimi. İyi değilim. Yorgunum. İşte bak bunu yapma. Ben seni almışım karşıma konuşuyorum. Tamam konuşuyoruz işte şu an. Sakin sakin ama sen şu anda saygısızlık yapıyorsun. Ya niye saygısızlık yapayım? Konuşuyoruz diyorum daha sonra. Şu an gel. Daha sonrası mı var? Bir sorunumuz var. Onu çözmemiz gerekiyor. Tatlı bir şekilde zaten çıkacağız. Burada Seda, kalmayacağız 2 saat. Çözdük zaten tamam hadi. Sen dün bana iyi geceler demeden arkana dönüp gidip gelip nasıl yattın? Nasıl yattın? Önemli bir konu. İçin cız etmedin mi? Sen bu bilekliği böyle çıkarıp koymuşsun. Bu kapıdan nasıl çıktın? İçeri gidip nasıl uyudun? Uyudun mu ben? Ben nasıl, bilmiyorum artık yani. Bunu koyduysan bunu bitti koydum. Anlamına gelir yani. Anladın mı? Bir daha bunu o kadar çok kolay bir sorun olduğu zaman yok, çıkarıp masaya koyma. Yok zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir çok ciddi bir şey olur. Aynen özür çok dilerim. Gerçekten böyle bir şey olur. Alırsın koyarsın. Tamam bundan özür sonra bir şey istemiyorum bu konuda haklısın. Yarın barışacağımızı biliyorum diyorsun. Bak. Çocuksu davrandım orada çok sinirlendiğim için bıraktım çok saçma bir şey çok özür dilerim bir daha bunun ikisi olmayacak bu bileklikler çıkıyorsa tamam mı yani kopmadığı süre içerisinde çıkıyorsa bırakılıyorsa bir daha zaten geri dönüşü olmaz özür dilerim bu konuda haklısın bu konuda çocuksu davrandım tamam, çok aferin. Saçma bıraktım aferin. Buraya sanki ya. Al yüzünü ver yüzümü gibi bir şey bu oldu. Bu ne böyle şey mi resmi bir toplantıdan sonra tebrik ederim. Senden sadece yani ilk zaten... İyi geceler günaydın. Ne olursa olsun. Gel beni öp. Kavga mı ettik orada? Öp. İyi geceler Seda de. Yarın sabah görüşürüz. Konuşuruz. Sorunlarımızı çözeriz de. Tamam mı? Tamam. Onur'la aralarındaki sorunu halleden Seda hassas olduğu davranışlara değinmeden edemedi. Ben saygısızlığa... Kes sus. Hadi bilmem ne böyle el kol hareketiyle... Kes demedim. Ya örnek veriyorum. Sen dedin de, diye değil. Sevmiyorum bir. İkincisi iyi geceler ve günaydın bana demek zorundasın. Ben ya senin Seda. Sevgilinim. Tamam. Sevdiğin insanı. Sen benim sevgilimsin. Ama yani biraz beni böyle şey yapma. Sinirlendiğim böyle konuştuğum zaman tamam de. Sen gel sarıl tamam mı? Sürekli ben böyle olmayayım yani. Çünkü ben senin yanına gelmek istediğim zaman sen yükselmişim orada hayır, hani hayır yapıp mı gideyim sana? Gittim işte. Hayır ya en azından kafamdan öp. Kafamdan öt.
Öp. Sabah tamam, geldim sabah. Bak bakıyorum sana falan. Ay sen bana bak. Hayır ne de bana bakıyorum. Böyle tamam, korktum ya, orada. Tamam ya ben anlamadım. Ya saçma. Çekindim yani. Ne yapacaktım size? Diş. Selfie yok etmiyorum ama. Diş. Yorucu geçen alışveriş görevinin ardından Seda salondaki koltukta uyuyakalmıştı. Ona ne kadar değiştiğini göstermek isteyen Onur bu fırsatı kaçırmadı ve Seda'ya romantik bir sürpriz hazırladı. Nasılsın? Çiçekler. Öyle ya. Her zaman dediğim gibi. Aşk çocuğuyum, sevgi çocuğuyum yani. Romantizm iliklerime kadar işlemiş. Yapamıyorum yani. Romantizm yaşamadan yapamıyorum. Romantik bir erkek olduğum zaten çocukluğumda belliymiş. Bayanlara verdiğim değerden. Bayanlara olan saygımdan, sıcaklığımdan, samimiyetimden. Her zaman İtalyan ruhlu bir erkek olmuşumdur. Peki ya sence? Katılıyorum sana, çok güzel bir söylüyorsun. Evet. Bu çiçekleri havuz başındaki kavanozun içinden çıkardım, getirdim. Peki sor. Sence bu çiçekleri niye getirdin? Neden getirdin? Senin yüzünü güldürmek için. Senin ruhunu okşamak için. Yüzündeki ufak bir tebessümün sebebi olmak için getirdim bu çiçekleri. Yüzümü güldüren adam. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Vebalı gibi dışlarsan sen de aynı pozisyonlar işer. Gökçen mi? Ben mahalle arkadaşım mıyım ya? Kız arkadaşım az önce seni seviyorum dediğin insanım ben. Seda mı? Sadece bir kişi büyük ödül 1 milyona ve hayallerine ulaşacak. Sinan mı? O zaman zaman istemeyeceksin, bitti kardeşim diyeceksin. Yasin mi? Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz, 64.00'a gönder. Cuma saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir. Evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş. Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Seda tabure al ya, tabure. Ya Seda! En güzel anında bozuyorsun ya. Tabure al gel. Ya oraya sığmıyoruz, anlamıyor musun? Küçücük masa. İn aşağı adam gibi herkese yiyelim. Bütün düzeni bozayım için mi? Herkesin tabağını düzen zaten. Bu düzenim düzenimi ya. Ya gelmezsen gelme ya. Anla biraz ya. Lanet gelsin çiğ köftene, tamam mı? Lanet gelsin senin çiğ köftene. Sen çok saygısız bir insansın. Ve ben senden bu şekilde uzaklaşıyorum. Ya çok sinirlerim bu ama. Hazırlıyorum tuzu götürmem ne hazırlıyorum kolamı hazırlıyorum bu mudur?
Vahşi gibi yemek mi bu mu? Ye ya, ye kusana kadar ye.